İskenderun Gençlik Merkezi'nin başlatmış olduğu yeni projesi Cevabı Sende Arıyorum çarşamba akşamı Gençlik Merkezi'nin has odasında başladı. Cevapların arandığı ilk konuk olan İskenderun'un yeni kaymakamı İskender Yönden'in katılımıyla gerçekleşen program sıcak ve gönülden yapılan sohbetlerle şenlendi. Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençlerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik genç grupla kucaklaşan Kaymakam Yönden, gençlerden büyük ilgi gördü. Gençlerin aradığı cevapları vermek için kimi zaman güldüren, kimi zaman hayat tecrübeleri hakkında samimi konuşmalar yapan Yönden, gençlere ne olursa olsun pes etmeyin, vazgeçmeyin, her şey istediğimiz gibi olmayacak ama doğru olandan şaşmayın öğüdünde bulundu. Boş ver ya. Ya da bu olmadı diye içinize sinmediğiniz bir çok nokta. Çok olmadı. Yani bu hayatın gerçeğinde var arkadaşlar. Ama o pes ettim dediğim şeyden vazgeçmedi. Ya onun için orkide örneği ondan dolayı. Mesela aldım bir orkideyi kurudu. İkinciyi aldım kurudu. Üçüncüyü aldım kurudu. Ama dördüncüde evet. O şeyi kaybetmemek lazım. Çocuklar yani hayatı çok fazla gözünüzle büyütmeyin. Hayat yani size verilen bir fırsat. O bıkkınlık olmamalı. Hayatta her şey de olmuyor zaten. Öyle bir şey yok. Yani hayatta siz her şeyi kazanma şansınız mümkün değil. O işin doğasına ters. Yani yapıya ters, kendine ters. Bunda var. Şarkı yarışmasında var. Her şeyde var. Hatta izin verirseniz bir şiiri var. Kayıt olarak aldık. Bir dinlemek için. Kimin şiiri? Fazilet'in kendi bizzat yazdığı ve hayatını. Yani Fazilet'e hayatınızı sorduğunuzda anlatmadan şiirde her şeyi. Varsa izler mi? İlker hemen açar mısın ona? Annemin haberi bile yok.